Arkadaşlar merhabalar. Analitik geometri haftasında olduğumuz için ders çalışma programında daha doğrusu analitik geometri haftasında olduğumuz için analitik geometri ile ilgili genel bir konuşma yapmak istiyorum sizlere. Nasıl çalışacaksınız ya da zaten programımıza göre neredeydik? Daha öncesinde programlarımızı hafta hafta yayınlıyorduk ama belli başlı yoğunluklardan, sizlere yapacağımız projelerin yoğunluğundan ya da ailesel sebeplerden dolayı bunları genel bir haliyle toparlamak istediğimi daha öncesinde söylemiştim zaten. Hem bizim canavarlar biraz yoruyor, yıpratıyor beni bu aralar. Hem de sizler için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Bazı istatistiksel şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Yakında sürprizi de patlatacağım. Buradan spoiler'ı vermiş olayım size. Güzel bir proje daha geliyor. Güzel arkadaşlarla, iyi arkadaşlarla çok güzel bir şey yapacağız sizin adınıza. Önünüze sunacak güzel şeylerimiz olacak yine. Onlarla uğraşıyoruz. O yüzden böyle her hafta sizlerle program anlamında konuşamıyoruz. Ama genel itibariyle konuşmak istedim. Şu analitik çok önemli. Çünkü analitik. AYT kısmında soruların yarısı analitikten geliyor arkadaşlar. Şu ara analitik ya bazılarınız bitecek ya da bitirdi. Ya da bazılarınız yeni başlayacak analitiğe. Ki benim programımda ne zamandı arkadaşlar? Aralığın başında analitiğe başlıyorduk zaten. Altısında başlıyorduk. Ve ne zaman bitiyordu arkadaşlar? 1,5 ay falan sürüyordu galiba. Evet, ocağın 16'sında da bu olay bitiyordu arkadaşlar. Analitik geometri olayı bitiyordu. Yeni başlayacak olan arkadaşlar sıkıntı yok. Şu arada aslında tam zamanı diyebiliriz. Bizim programımız zaten erken bitiyordu. Sınavdan 2 ay, 2,5 ay önce bitiyordu zaten. Şimdi bile başlasanız analitik geometriye herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Hocam PDF paylaşacak mısınız gibi sorular var. Arkadaşlar ben analitik geometride zaten nereden anlatmıştım? Acil fasikülü üzerinden anlatmıştım. Hocam başka fasikül üzerinden anlatıyorsunuz. Bu sizin şeyleriniz değil. Aslında arkadaşlar bu acil fasikülü analitik geometri, acil matematik, analitik geometri fasikülünün yazarlarından biri benim zaten. Kenan Kara, Mehmet Karayel, Metin Çakıl ve Alper Doğan hocalarımızla beraber yazdık bunu. Ve konu anlatımındaki her şey zaten yine bana ait. Yine benim konu anlatımım burada geçerli arkadaşlar. Ve konu anlatımında videolarını oynatma listesi 2022 konu anlatımı oynatma listesine koydum arkadaşlar. Burada sadece konu anlatımları var. Normalde bu oynatma listesinden konu anlatımlarına ulaşırsınız. Bu analitik geometri fasikülünün oynatma listesini de acil geometri ya da acil matematik analitik geometri oynatma listesinde de bütün hepsine hem konu anlatımı hem de oradaki testlerin çözümüne de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hocam yenisini anlatsaydınız ne olurdu gibi şeyler içinizden belki geçiyor olabilir. Arkadaşlar zaten biz bunu geçen sene değil ondan önceki sene yazdık. Ondan önceki sene yazdığımızda bunu ben zaten videosunu çekmiştim. Hatta geçen sene yeni sisteme geçtiğim için yeni sistemde çektim. Yani yanlış hatırlamıyorsam yani 2021 yılı içerisinde olduğu için yeni çekim videolar zaten. Konu anlatımı da zaten yeni. Ne sorular vardı arkadaşlar? 2021 sınavına baktığımız zaman da hiç yabancılık çekmediğimiz sorulardı. O yüzden konu anlatımında bir güncelleme yapmadık. Hani bu senelik yapmadık. Gerek duymadık. Çünkü tam sınav müfredatına uygun yazılmıştı zaten bu. O yüzden videolarında sadece geçen sene yeni sistemle bir daha çektim. Zaten konu anlatımı videoları yeni. Ben bilirsiniz yani her sene konu anlatımlarını yenilemeyi seven bir öğretmenim. Ama analitik geometride zaten yeni çektiğim için bununla ilgili videoları yenilemedim. Ha, önümüzdeki sene büyük ihtimalle 2022 yılı içerisinde analitik geometri fasikülü içerisindeki bazı soruları güncelleriz ve yeni bir konu anlatımı şeklinde serisi şeklinde önümüzdeki sene çekerim arkadaşlar. Ama bu sene gerçekten gerek yok. Bu sene siz yine aynı benim PDF'lerimden çalışırken nasıl çalışıyorsanız burada da fasikülü alacaksınız bir tek. Ya şimdi fasikülün fiyatını da bilmiyorum tabii. Fasikülü almayan arkadaşlar için söyleyeyim. Önceden baktığımız zaman fotokopi ile fasikül aynı fiyata denk geliyordu ama şu ara biliyorsunuz kağıt fiyatlarının acayip artmasından dolayı fasikül ne kadar oldu bilmiyorum. Bazı arkadaşlar hatta şunu yapıyormuş. Burada konu anlatımı kısmını dinlerken o notları kendileri kağıda defterine yazıyorlarmış. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir şeyi kıskanmıyoruz. Ama PDF paylaşımı biliyorsunuz ki bu anlamda yapamıyoruz arkadaşlar. Ya defterinize yazarsınız burada konu anlatımlarını ve soruları burada yazarsınız arkadaşlar. Çok güncel, çok yeni nesil sorular var zaten burada. Ya da ben deftere yazmayla uğraşmak istemiyorum hocam dediğinizde işler bayisine gidip bakın çok yeni nesil sorular görüyorsunuz. 2 sene önce yazılmış ama ona göre yazılmış sorulardı arkadaşlar. Ben işler yazmayla uğraşmayayım hocam. Yeni nesil soruları yazmak zor oluyor diyecek olursanız da fasikülü alıp
Oradan şey yaparsınız. 2021 sınavında gerçekten ama gerçekten çok önemli bir yere sahip. AYT sınavında soruların yarısı buradan geldi. Biz konu anlatımına baktığımız zaman güncelleyecek bir şey gerçekten bulamadık. Çünkü her şeye değindik. Ha, eksik olan bir parça varsa zaten eksik olan parçayı şeyde tamamladık. Nerede tamamladık? Dörtgenler deneme deposunda tamamladık arkadaşlar. Şimdi oraya da geleceğim. Burada bunun güzel bir yanı ne? Benim PDF'lerimde konu anlatımı oluyordu. Ondan sonra diğer konu anlatımına geçiyorduk. Ama burada konu bittikten sonra ne var arkadaşlar? Konu bittikten sonra testler var arkadaşlar. O anlamda da çok böyle yeteri kadar hatta fazlasıyla testler var. Nokta analitinden sadece 5 tane test olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bakacak olursak arkadaşlar. 4 ya da 5 olması lazım. 4 tane mi? Evet. Ama 4 test de kaçar sorudan 4 test bir de 12'şer sorudan arkadaşlar. Öyle 8 sorudan falan da değil. Çok yeteri sorular var arkadaşlar. Hatta 5 test varmış, özür dilerim. 5 test var. Sonra doğru anlatımda zaten 13 bu 14 tane mi ne test var arkadaşlar. Her şeye değindik. Burada dediğim gibi tekrar söylüyorum. Konu anlatımını 2022 konu anlatımı oynatma listesinden bulabilirsiniz. Testlerin cevaplarını oraya koymadım. Testlerin cevaplarını da arkadaşlar analitik geometri, acil matematik, analitik geometri oynatma listesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Testlerinde çözümlerinde oradan ulaşabilirsiniz. Tamam. Evet, konu anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Burada ondan sonra bu sene çıkan çok da güzel, çok da beğendiğim ve çok zevk alarak çözdüğüm deneme deposu. Analitik geometri konu denemeleri 36 tane konu denemesi var. Çöz çöz bitmiyor. Vallahi ben bitiremedim çözerken. Ne zaman bitecek falan filan diye bayağı bir uğraştım hatta böyle. Beynim yandı çözerken, elim yandı, kafam yandı, gözüm yandı. Her yerim yandı yani. Sizin de yanacak büyük ihtimalle. Çünkü çok değişik sorular var. 2021 sınavından sonra çıkan bir ürün olduğu için arkadaşlar. Çok da güzel. Hem sınav ayarında hem de sınavda çıkabilecek soruların tahmini çok güzel bir şekilde uyarlanmış. Ayan hocamız yazdı bunu arkadaşlar. 36 tane deneme var 12'şer sorudan. Yani ben şunun garantisini verebilirim. Bizim fasikülü bitiren, konu anlatımı fasikülünü ve içinde testleriyle birlikte bitiren ve artı deneme deposunu alan arkadaşlar, analitik geometri konu denemelerini alan arkadaşlar ve bunu bitiren arkadaşlar vallahi soruların tamamını büyük ihtimalle çözecektir. Ama hakkıyla bitiren arkadaşlar hiçbir şekilde eksik bir parça kalmayacak. Büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde sınava girdiğiniz zaman soruların hepsini yapacaksınız. Yani bunun garantisini verebilirim. Çünkü eksik bir yer yok. Gerçekten eksik bir yer yok. Ben bile çözerken videoda şey yaparken arkadaşlar hani beynim yandı diyorum ya, beyin yanması iyidir. Çünkü niye? Öğrendiğiniz bir şeyleri yeni öğrendiğinizin, yani eski kalıp sorular çözer. Aa ben bunu çözdüm. Aa çok tak tak çözüyoruz ya. Siz de aynısı. Bakacaksınız farklı bir tip soru göreceksiniz. Yeni tipte bir soru göreceksiniz. Belki de zorlanacaksınız. Beyniniz yanacak ama yanması iyidir. Burada yanarsa sınavda onun benzeri çıktığı zaman çok daha rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet, tekrar söylüyorum ve onun garantisini veriyorum. Bizim fasikülü, acilin fasikülünü çözen arkadaşlar konu anlatımıyla birlikte testlerini çözen ve ardından analitik geometri konu denemelerini günde bir tane olacak şekilde 36 günde bitirebilirsin bakın. Çözersen eğer analitik geometride hiçbir eksiğin kalmayacak. Başka bir kitaba, başka bir şeye, başka bir yayına falan da ihtiyaç duymayacaksın. Ha, elinde soru bankası varsa soru bankasındaki kitaptaki testleri de zaten ondan sonrasında rahat rahat takır takır çözeceksin arkadaşım. Ve bu şekilde analitik geometriyi halledeceksin. Bitiren arkadaşlarımız vardır. Bitirmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ya da analitik geometriye yeni başlayacak arkadaşlar için söylüyorum. Zaten program da şurada var. O programa göre bakıp siz de kendinize bir program yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kendiniz de ayrıyetten bir program yapabilirsiniz. Program bakın şöyleydi. Altına başlayacak şekilde programın linkinde zaten nerede olduğunu biliyorsunuz. Benim Drive'daki linke tıkladıktan sonra orada program linki var arkadaşlar. O programda bakın nokta analitiği bir hafta, işte sonra doğru analitiği falan filan bakarsınız ya da kendiniz orada konu anlatımına göre bir programda oluşturabilirsiniz. Çok da önemli değil. Sanırım büyük ihtimalle kaç ayda, 1,5 ayda bitecek analitik geometriyi tam anlamıyla bitirirsiniz. Şeye de koyun, programda da o analitik deneme deposundaki testleri de arkadaşlar program içerisine değil de her gün bir deneme çözecek şekilde yaparsanız 36 günde de bitirmiş olursunuz arkadaşlar. Tabii konu anlatımı bittikten sonra, fasikül bittikten sonra diğer 36 güne de yayarsınız arkadaşlar. Her gün 20 dakikanızı ayıracaksınız sadece. Ha, ben çözerken bak onu da söyleyeyim. Hocam siz böyle yarım saatte anlatmışsınız. Bu ne ya falan.
biz bunu nasıl çözelim diyen arkadaşlarınız olabilir. Düşüncelerinizi okuyabiliyorum. Evet, videolar yarım saat arkadaşlar. Doğru, haklısınız. Hocam 12 soru nasıl yarım saatte bitiyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ben çözgeç hocağı değilim. Yani ne yapıyoruz? Yeri geliyor orada bir soruyu 2-3 farklı yolla çözüyoruz. Yeri geliyor orada ufak bir konu anlatımı yapıyoruz. Yani orada sizi aydınlatacak bilgiler veriyoruz. Yoksa ben çözeyim geçeyim her soruyu 2 dakikada çözerim. Yani her soruyu 2 dakikada hatta 1 dakikada çözsem büyük ihtimalle 20 dakikada bitirebilirim aslında. Ama siz çözerken büyük ihtimalle 15 dakikada 12 soruyu 15 dakikada bitirirsiniz gibi geliyor. En kötü ihtimal 20 dakikada bitirirsiniz. Zaten farklı bir uygulamadaki kitapların şeylerine hani soru soru ulaşıyorsunuz ya. Hani soru 1. Baktığınız zaman da onların çözümlerine de baktığınız zaman topladığınız zaman hepsi 2 dakika ile 3 dakika arasında zaten oradaki testler de o kadar çözülmüş oluyor arkadaşlar. Video çözümlerindeki çözümler ayrıntılı anlatıyorsak eğer bu şekilde olmak zorunda yarım saat olmasına videoların yarım saat olmasına sakın ama sakın aldanmayın arkadaşlar. Normalde bir soru çözümü 1 dakika ile 2 dakika arasındadır. Otomatikman sen kendini çözdüğün zaman o 1 dakika ya da 2 dakika arasında çözersin zaten. Ki buradaki sorular biraz güzel sorular, seçici sorular, ilk defa göreceğiniz sorular da var. O yüzden çözerken belki 2 dakikayı bazen açabilirsiniz. Beyniniz yanabilir ama yanması iyidir. Burada beyniniz yanarsa sınava girdiğinizde beyniniz zaten yanmayacak. Tamam. O yüzden rahat olun arkadaşlar. Programda bu şekilde bu arayı analitik haftası olarak geçirin. Analitiği de iyi bir şekilde bitirin. Analitik geometriyi bitiren arkadaşlar deneme deposunu almadıysa kesinlikle ama kesinlikle deneme deposunu alsın ve onu çözsün. Çözdükten sonra bitirdikten sonra istediği deneme sınavına girsin. Büyük ihtimalle bütün analitik sorularını çok rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet, analitik geometriyle ilgili söyleyeceklerim şeyler bunlar arkadaşlar. Bu arada yakında da ne gelecek arkadaşlar? Bundan sonra da ne gelecek? Bundan sonraki konumuzda katı cisimler olacak. Katı cisimler de aynı şekilde onunla ilgili bir video çekerim. Katı cisimler videosunda yine konu anlatımı 2022 konu anlatımı videolarının arasına koydum arkadaşlar. Analitiği bitiren arkadaşlar o katı cisimler videosuna da oradan çalışabilir. Tabi o da yine fasikülü üzerinden. Oradaki konu anlatımını da yine ben yazdım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler. Umarım her zaman söylüyorum. Hak ettiğiniz başarıyı elde edersiniz. Büyük ihtimalle geometride zaten beni bu kadar dinliyorsanız çalışıyorsunuzdur. Büyük ihtimal çalışıyorsanız da çok da güzel şeyler yapacaksınız. Netlerinize zaten bu yansıdı. Şu an analitik geometriyi başladıysanız büyük ihtimal analitik geometriye kadar geldiyseniz büyük ihtimalle netleriniz zaten 7'lerde falandır. 6'larda 7'lerdedir. Bir de analitik geometri bittikten sonra o tabi AYT'ye yansıyacak analitik netleri. AYT'de de netleriniz baya bir artacaktır arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İnşallah hak ettiğiniz yere ulaşırsınız. Hak ettiğiniz puanı alırsınız. Hak ettiğiniz netleri çıkartırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.